Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Baldur's Gate 3 oynamaya devam ediyoruz. Evet, boss savaşımız olacak demiştim. Ondan dolayı biraz hazırlık yapmak lazım. Bu parşömenleri artık çıkarmak gerekiyor. Bir de büyülerini değiştireceğim. Daha yararlı. Ateş etkilemeyebilir o boss'u. Etkilemeyeceği için ateş büyülerimi çıkarsam şimdilik daha farklı büyüler yapsam iyi olacak. Ona karşı. Bir tane şöyle alsak. İlk seviyede acaba ne alabilirim? Veya büyü öğrensek iyi olacak bunda ya. Çok iyi büyüleri yok. Bence büyü öğrenmek lazım. Gaz formu almamışım. Bunu 3. seviyede kullanma şansım varmış. Yalnız gaza dönüşürsem yanma şey var mı aşağıda? Yanabilir. Yanabilir. Sen bence büyü öğren ya. Şöyle güzel büyülere bakalım. Vampirik dokunuş. Ateş duvarı. Ateş duvarı bir işimize yaramaz. Ateş kalkanı parşömeni. Ateşe karşı direnç sağlıyor. Ve hasar veriyor. Bana yakın dövüş saldırısıyla vuran herkese 3 metre zarar verir. Anladım. Ayna suret var bizde. Böyle bakıyorum da. Güzel bir şey var mı diye. Da bulamıyorum. Bu bizde var mıydı parçala parşömeni? Gerçi buraya işimize yaramaz da tek bir düşman olacağı için pek işimize yaramaz. Pek işimize yarayacak bir şey ben göremiyorum burada ya. Sabitleme öğrenebiliriz. Şimdi böyle olsun. Şöyle bir şey yapalım da. Bu bir işimize yaramıyor. Onun yerine nasıl daha farklı bir şey alabiliriz diye bakıyorum. Şöyle bir ney olabilir? Ayna suret. Hadi bu olsun. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Bu boss savaşı bayağı zorlu olacak ama sıkıntı yok. Şimdi benim karakterim nerede? Burada. İn bakalım yavaş yavaş aşağıya. Önce kıyafetleri koyacağız. Hasar aldık. Herkes geldi mi? Gelin bakalım. Bu şöyle işliyor. Buraya tableti koyacağız. Sendeydi tabletler. Şimdi ben zırh istiyorum ilk başta. Gürüz tamam iyi de. Pulu zırh, geçmeli zırh. Bir pulu zırh yapalım olmazsa ya. Bunu ekliyoruz. Buraya da şey koyacağız. Madeni koyacağız. Aç bakalım orayı da. Bunu da buraya koyuyoruz. Tamam. Şu maniveleye bastığımızda acaba karşıda... Heh. Ben buraya daha önce geldim. Tamam. Maniveleye çevirdiğimizde... Bam. Vuracak bu bir güzel. Ve aşağı ineceğiz. Bunu dövecek. Fakat yetmiyor. Bunu ısındırmak gerekiyor arkadaşlar. Lavlarla ısındıracağız. Ama bunu yaparken de bir tane misafirimiz olacak. Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak. Bir kısa dinlenme çakmak istiyorum. Bir bonuslarımızı verelim. Sen şu bonusunu versene Allah aşkına. Şunu. Onu kendine veriyormuşsun, tamam. Başka ne yapabiliriz? Şunu yapmam lazım. Ayırdım. Tam köşede bekleyin. Bu yan taraflar lav dolacağı için tam bunun üzerine durmamız gerekiyor ama düşman buradan gelecek. Kutsama atayım olmazsa. İkinci seviye atalım. Herkese atmak istiyorum çünkü. Tamam. Save aldım. Ve açıyorum. Yanlış kişiyle açtık ya. Bak tıkladım orada tıklanmadı. Neyse o da güçlü. Kalkanı var. Önemli değil. Düşmanımız da geliyor. Burayı koruyor galiba bu robot. Artık nasıl bir teknoloji varsa burada. Robot yap. Bayağı büyük robot yapmışlar. Anam yandık. Haydi bakalım. Öncelik bizde. Bu önemli bir şey. Şu lavlara basmamamız gerekiyor. Şimdi bizde kutsama var. Çok güzel. 300 canı var. 300 canı var. 300. Bir bağışıklığı var mı onun? Kızgınmış şu an. Dirençler. Kesme direnci var. Delme direnci var. Ezme direnci yok. Ateş direnci var. Çürüme direnci var. Yıldırım direnci var. Soğuk direnci daha çok var. Allah Allah. Psikik direnç var. Abi bir şey kalmadı ki. Güç direnci var. Ve kuvveti yüksek. Ne ararsan var arkadaşlar. Ne yok bunda şimdi? Her şey var yani. Zehir, ateş, yıldırım, buz. Başka bir şey kalmadı ki abi. Yani ne yapacağım sana yani? Ses yok. Şimdi hakikaten ses yok yani. Ne yapabiliriz ona? O zaman karakterim gitmemesi lazım oraya. Peki şöyle bir şey yapsak. Kazık çıkarsam acaba? Kutsamayı niye aldın üzerinden ya? Konsantrasyonu geçti çünkü o yüzden. Kutsamayı aldı. Neyse. Çok iyisin lan. Hop 60 ne ya? 60 ne? Tabii ki yıldırım hasarı vurmuyor. ...35. Takip et, dur. Kal böyle. Evet, şimdi aç bunları sen de. Sen buraya gel. Bakalım ne yapacak. İyi, canı gidiyor bari. Tamam, sadece bağırdı. O da bir şeydir. O da bir şeydir. Bu ne buraya? Bir dakika ya. Çürüme. Delmeye karşı da direnci vardı. Ya direnci olmadığı bir şey yok şu an ya. Karanlık ok. Körleştiriyor. Ben de göremiyorum şimdi. Ama alan baz atabilirim buraya. Veya şunu gönderebilirim. ...55 ne ya? Yürü git. Kör ya, bana vuramıyor o yüzden. Şöyle bekle. Heh. Buradan görebiliyoruz. Güzel. Şöyle yapalım. Neredeyse hiç vurmadı. Neredeyse hiç vurmadı yani. 25 vurdu maşallah. Astarion yandın sen şu an. Haberin yok. Kardeş. Şu kabuk postu üzerime uyguladım. Dengesiz oldu. Tamam, güzel. Buna bir can verelim. Tamamdır. Vallahi elimde büyük kalmayacak bu gidişle. Şu vurabiliyor galiba ona ya. Ses. Deneyeceğim. 45 diyor ya, nasıl kötü. Çok az, 5 vuruyor ya. Beş vurdu, 5. Evet, artık bunun büyüsü bitiyor arkadaşlar. Ben bunu şey yapacağım, dönüştüreceğim bundan sonra. Son kez can verelim. dönüşsün öyle vursun hiç olmazsa. Sıfır ya. Sıfır 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 diyor. Acaba bu işe yarar mı zayıflatma? Vallahi işe yaradı gibi. Hadi bakalım. Dönüşüyorum arkadaşlar burada. Abi hiç vurmuyor ki. Sıfır kesme. He, buna balyoz lazım ya. Yanlış silahla saldırıyoruz buna. Ondan böyle oluyor. Kimin balyozu var, kimsenin yok. İyi olduğunu öğrendiğimiz ama balyozumuz yok. İşin garibi. Sıfır diyor ya. Üzerine bir şey var bunun herhalde ya. Ben anlayamadım. Sıfır. Bunu mu açmam lazım acaba? Neyse vursun da. Sıfır diyor ya. Bunu ne yapmam lazım benim? Ben bunu araştırayım olmazsa arkadaşlar. Yani bunda bir sıkıntı var, ben anlayamadım. İzlemem lazım. Biraz zorlu bir rakip. Ne gerekir bilmiyorum. Bir daha yapalım olmazsa. Şey koysak oraya, patlayıcı koysak. Daha önce yaptık onu sonuçta. Bir kampa gidip. Daha patlayıcı işe yarar mı bilmiyorum. Onlara bakmak lazım. Evet, şimdi kutsam üzerimizde. Aa, olmaz şimdi ya. Yapacak bir şey yok. Kötü zamanlama. Kötü zamanlama. Sandığımız burada. Bu gelmedi. Bize çekiç lazım. Neyse şey yapalım, şansımı deneyeceğim ya. Patlamayla, çatlamayla, ateş şarabı. Almıyor. Bir tane barut istiyorum. Yok mu hiç barut? Tamam, böyle yapalım. Şimdi silah yok yalnız. Silah lazım bana ya. Gerçi vurdu. Abi belli bir şeyden sonra şey yapmaya başladı. Vurmadı. Onu ne yaptı anlayamadım. Neyse. İnşallah patlamazlar. Hepsini dizdim buraya şey gibi. Direk gibi. Kule gibi. Evet, hazırız. O halde dans. Gelin böyle. Tam patlamadı. Kaç kaç. Zıple. Şimdi Astarion sende. Hadi inşallah direnci yoktur kadar fazla. Bence yok. Haydi bismillah. Abi hiç vurmadı ama. Bir şey var üzerimizde. Ana hedef. Ha, buna saldıracak mümkünse diyor. Allah Allah. Bunlar ne? Abi hiç vurmadı ya. Dokuz. Kritik vurdu. Şimdi tehdit buna geçti. Tamam. Şöyle yapalım. Buraya doğru gelsin. Oo, zıplayamıyor. En sona kaçalım. Şu an hedef kimse. Tamam. ya, insan olmalı diyor. Tamam. Sıfır ya. Sıfır abi, sıfır sıfır. Kritik vurmasına rağmen sıfır vurdu arkadaşlar. O derece kötü bir şey yani. Asite karşı şeyim var mı? Asit direnci fazla. Ezme direnci az diyor ya. Ya robotu da zehirlemek çok mantıklıydı. Bilemiyorum. Çok mantıklıydı yani. Canı gidiyor. Canı gidiyor canı. O zaman kaçalım böyle. Kaçaraktan saldıralım. Bir şekilde halledeceğiz artık. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gel, sen gel böyle. Zıpla şuraya. Sen zıpla böyle. Sen de ikinci saldırını yap. Önce zıpla önce şuraya. Buraya yap saldırıyı. Olmadı ya. O ne lan öyle? Büyü yapsak iyi olacak da çantayı açmak lazım. Açabiliyor muyum çantayı? Açabiliyoruz. Şimdi bir dakika. Bence biraz büyü yapmak gerekiyor arkadaşlar. Artık bunları kullanmanın vakti geldi. Bakalım buna karşı ne yapılabilir? ...18 metre atılıyormuş. Tamam. Bu ne abi? Deneyeceğim. Aksiyon yoktu ya. Bonus aksiyon var. Vurmuyor. Bir tane varlığın mı var? Yo. Niye bu kadar ağırsın? Kesin üzerine varil falan kaldı. Bu vurmuyor. Bu gif'i çizsek ne olur acaba? Şu mesela. Aa. Vuruyor. Güzel. Gif güzelmiş. Glif mi? Gif mi? Her neyse. Evet. Bunun şeyi var, balyozu var da. Bana büyük balyoz lazım. Bunlar pek bir işe yaramıyor. Bu ses hasarı veriyor. Bu hasar verebilir aslında ona da. Yaklaşmak lazım tabii ki. Onu da istemiyorum. Bize vuracak. Vuruyor. Şu an vuruyor. Garip. Demin niye vurmadı? Ben onu anlayamadım. Şu an vuruyor arkadaşlar. Tamam. Ses iyi vuruyor yalnız. Sesten gideceğim. 11. Fena değil. Can ver herkese. Burada tıkalı kaldık. O biraz kötü. O biraz kötü oldu. Büyü de kalmadı. Dönüşeceğim bunda şimdi. dezavantaj veriyor yanında olduğu için. Abi şimdi vuruyor. Demin niye vurmuyordu karaktere? Şeye. Adama. E şimdi vuruyor. Vallahi vuruyor şimdi. Balyoz iyi vuruyor yalnız. Baştan buna gelirsek bir dahakine balyoz olacağım. Diğer bir serimizde. 6 vurdu. En azından vurdu yani. Vurdu mu vurdu arkadaşlar. Hiç olmazsa. Hedef bu oldu şimdi. Aslında şey yapmak lazım. En son buna saldırtıp onu çekmek gerekiyor. Mantıklı olan o da. Biz çok mantıksız davranıyoruz genelde. Bizi bilirsiniz. Canın çok gitmiş senin ya. Bunu kullan bari de. Of. Kritik vurdu, kritik. Daha en son buna saldıracağım. O zaman öyle bir taktik yapalım kendimize. Bak şu an hasar almıyor. Şu an hasar almıyor. Lan bütün potlarımı harcadım. Pot kalmadı elimde. Hasar almıyor. Bunun hasar almama gibi bir şeyi var galiba. Bir şeyde. Turda. Onu anlayamadım. Neyse şimdi en son buna vuracağız ya. Bana doğru gelsin. Beni işaretlesin. Geliyor şu an. Tamam. Dur geç. İyi var ama hasar almıyor. Bu vurdu eş buna baktı. Cık. Hayret bir şey ya. Şimdi geçti galiba. Bakalım bir deneyelim bir. Arkadaş. Tehdit değerlendirmesi, bağışık delme hasarı. Acaba o anda şey mi yapıyor? Neyse çıkalım şeyden. Çok kötü oldu ya. Hasar almıyor şu an. Ve niye böyle bilmiyorum. Bir yere çok fazla kalmaması mı lazım? Öyle bir şey mi gerekiyor? Onu da anlayamadım da. Neyse. Sağlık olsun. Bölüm böyle geçsin. Öldüremezsek diğer bölümü deneyeceğim. Ay. Bak gene hedefi değiştirecek ya. Tam bir Hanzo olsun biliyor musun? Kaçın bari de böyle sürekli vurup durmasın ya. Yeter. Bıktım artık şu şeyinden. Vurursa vursun ya ne yapayım. Herkes dağılsın. Üstümüz burada. Hasar almıyor şu an. Anlamadım. Bakalım yer değişirsin. Ne olacak? Tamam, buna geçti. Ona git. Abi uzaktasın, nasıl yapıp becerebiliyorsun ya? Hayret bir şey ya. Kanser alıyor mu? Görebilseydik keşke yani. Vurabilseydin de. Keşke görebilseydik yani. Sağ ol. Neyse artık. Hasar almıyor. Büyüsü kalmadı. Şimdi hasar alıyor. Galiba bunun yerleştirmesi lazım. Evet, bir daha yapacağız. Yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bu sefer bu tank olacak. Herkes bunu destek şey yapacak. İşte bufflayacak, tamam mı? Bütün hasarı bu alsın. Diğerler uzaktan vursun. Yaklaşırken bu ona şey saldırısı yapacak. Fırsat saldırısı. Ama o da yerden gitmeyecek işte. Bir hep dolaşması lazım. O da kötü iş. O da büyü yapsın bu ya. Bunda büyü yapması ilginç olacak ama. Peki yapacak bir şeyimiz yok. Ses büyüleri var mı? Ses. O kadar büyü var. Hepsi boş büyü ya. Neyse. Gaz formu. Uzun dinlenme yapana kadar konsantrasyon gerekiyor ama. Tamam. Neyse. Arkadaşlar. Aç şunu. Evet. Şunu yapıyoruz. Bunun bana gelmesini sağlayacağım. Şimdi birine yaklaşacaktır. Fırsat saldırısını kapatma şansımız var mı ya? Burada olması lazım o da. Ama nerede? Meşaleyi niye aldın eline? Aksiyon gitti değil mi? Aynen. Zaten vurmuyorsun ki. Ne gerek var? Olmaz. Bir daha. Evet. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey ellemiyoruz. Hiçbir şey dokunmuyoruz. Aç kapıyı. Tamam. Yani yakın saldırı yapma. Bir zahmet. Yapma, tamam mı? Gel böyle bekle orada, hiçbir şey yapma. Hatta ilk sen yok, bekle. Burada bekle. Bu niye ağır ya? Fıçı kalmış üzerinde. Bekle orada. Tamam. Şimdi at şunu bakalım buraya. Da önce bu saldırsın. Aksiyon puanı yok, güzel. Sıra buna geliyor. Şöyle yapalım. Şu ses vardı ya. Yaklaşmam mı lazım oraya? Bunu çak olmazsa. Yaklaşım atarız onu. Tamam, en son bunda. İyi, buraya gelecek. Uzaklaş. Yo, şeydeymiş. Astarion'daymış. Niye öyle oldu ki? Gerçi attığı büyü saylanmadı galiba. Böyle tehdit olarak algılamıyor galiba. Tamam. Şimdi sen bunu atsan oraya. Beş vuruyor. Çok vurdu. Evet. Tamam, böyle yapacağız. Sistem bu arkadaşlar. Sistem bu. Bu ne işe yarıyor? Ha, bunu böyle çat diye şey yapma şansınız var mı acaba? Şak diye böyle bir inse kafasına. Burada biri kalsın. Dışlama kullanabiliyorsun. Tamam. Bakalım. Kardeşler. Bakalım öyle bir şansımız var mı? Ona göreceğiz. Tamam. Sen bekle burada, indireceksin bunu. Sen. At bunu buraya şimdi. Hedef kim şu an? Sen sık şu okları da. Bravo. Evet. Astarion, yapman lazım bunu oğlum. Bonus aksiyon 2. seviyeyle al ama ayarlayacağım şimdi onu. Düz saldırı yap. Güzel, kritik vurdun. Hiç önemli değil. Tam şuraya gel de oraya gelsin. Tehdit şu an bu arkadaşlar. Bakalım gelecek mi o tarafa? Hadi yavrum yaparsın. Etraftan dolaşıyor. Kurnaza bak. Aha. Aha. Tam orada gibi sanki. İndir lan şunu. Aa, çok iyi lan. Mükemmel. Bir de yap. Dur. Çok güzeldi bu. Bir de yapma şansın var mı onu? Ha, bir daha vurmuyor. Ama güzeldi. Gerçekten güzeller. Gerçekten güzeldi. Şu an vuramıyoruz galiba. Yer değiştirmesi lazım. Tam göremiyorum da. Tamam, vuramıyoruz. Tehdit yerini değiştireceğim. Ben sıkabiliyor muyum? Evet, sıkabiliyorum. Bana gelsin. Hiç sıkmayın. Herkes, kimse sıkmasın şu an. Bana gelmesi lazım onun. Tabii vurabilirse onu. Tamam, ben de şu an. Bu güzeldi. Ne çıktı? Bir şey söyledi de. Ha, bunlar Magma Merfeti. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Bir daha. Hadi yavrum bir daha. Ama yere yatırıyor. Olmazsa. Evet, bunun yerin değişmesi lazım arkadaşlar. Ondan vuramıyoruz. Şimdi madem vuramıyorsak şöyle bir saldırı yapalım. Buna gelecek ama. Sıra geçmiş. Üzgünüm, pardon. Çok pardon, yine patlayacak. Pardon arkadaşlar. Çok üzgünüm ama yapacak pek fazla bir şeyimiz yoktu. Bir daha vursak olmayacak. Bu arada zırhımız orada çıkmış durumda, bekliyor. Eyvah, buna geliyor. Şu an vurabiliyoruz mu? Cık. Vuramıyoruz. Niye acaba? Şu an vuramıyoruz. Peki ne yapmam lazım? Şimdi yakında fırsat saldırısı yapacak Astarion. Ha, sorsun bana, tamam. Yapmasın o saldırıyı, güzel. O saldırıyı yapmasın, onu ayarlama şansımız da varmış. İyi oldu bu. Yine bakalım bir. Böyle kontrol etmek istiyorum. Şu an saldırı almıyor. Güzel oldu bu. O zaman şöyle geçeceğiz. Sen bir dakika. Şöyle bekle. Bunu uygula buraya. Bana geldi. Ama ben bana istemiyorum gelmesini. Potiç. Yine elinden düşürmüş silahını ya. Niye elinden düşürüyor sürekli? Büyü yaptığın elinden mi gidiyor acaba o silah? Kuvveti falan mı az oluyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. Bir şey var bunda. Bir kullandığı büyüde galiba atıyor yere silahını. Ona bakacağım. Şimdi inşallah vurursun. Kesin vuramayacak. Ve bir işe yaramayacak. Vurdu. Garip. Bu iyi oldu. Acaba yere vurduğunda mı hasar alabiliyor? Bir denemek lazım. Astarion, bir dener misin? Şu an vuramıyoruz. Çok garip ya. Adam antincilik diyor da vurulamaz falan diyor ama nasıl vuracağım? Şu an eridiği zaman vurmam lazım. Şeyin bu şeyin üzerinde mi olması gerekiyor acaba? Bir de rengi değişiyor bunun. Şu renklerine bakalım bir. Ben bunu çözeceğim ya bir şekilde. Artık çözmek zorundayız. Sen bir hayvan ol şimdilik. Canın çoğalsın hiç olmazsa. Bekle sen de. Bu da şu an hasar almıyor. Hedef bu mu? Maalesef o. Ona vurman lazım. Aferin. Çok iyi oldu bu. Bana gelsin diye böyle yapıyorum da. Da vuramıyorum. Heh, şimdi vurulabiliyor. Tamam, güzel. Lavlara maruz kaldığında zalimin adameti bedenini yumuşatıyor. Şimdi belli başlı vuruşlar hasar alabilir ve ezme hasarına karşı hassas durumdadır. Lavlara maruz kalması lazım. 3 tur boyunca devam ediyor bu. Tamam. Şimdi çaktım köfteyi. Okey. Lan sabahtan beri olayı çözemedik ya. Şu an hasar alabiliyor. Oraya zıplayamazsın sen. Yanmazsın falan diyor da ben inanmıyorum. Bekle orada. Büyüsü kalmadı. Elinde kalsın. Devam et. Şunu iç. Şu an herhalde hasar alma şansı var. Yapma. Yine ortaya çekmek lazım. Tamam. Hala kızgın. Lan vuracak bir şeyimiz yok ya. Şimdi gel. Sıçraman var da zıplayamayacaksın ama. İşin garibi. Saçma bir şey oldu orada. Hedef sensin. Evet, sendeyiz Hanzo. Yap bakalım bir Hanzo'luk da. Heh, sonunda vurdun ya. Gel şimdi böyle. Hele şükür. Gel şuraya. Tamam. Gel baba, gel. Dur bakalım orada. La dur. Heh. Tamam. İndir abi şunu. İndir şunu kafasına. Budur ya. Sonunda. Abi ne şeymiş öyle. Kapat şimdi şurayı. Kapatma şansınız var mı acaba? Nasıl şeymiş abi böyle? Cık. Hop. Bir daha mı getirdin? Ulan bir saattir bununla uğraşıyoruz. Ne bossmuş arkadaş. Neyse aldık sonunda. Zor da olsa. Çözdük olayı son anda. Evet. Miğfer geldi. Avcının damgasını veriyor. Saldıranlar kuşanan kişi üzerine kritik vuruşlar yapamazlar. Mükemmel bir şey lan. Onu ben giyeceğim. Ağır zırh diyor. Eyvah eyvah. Astarion. Sen de güzel ama ya. Bunu giyme şansın var mı? Artık giyiyorsun sen ya. Giyebiliyorsun. O zaman bu sende kalsın. En azından kritik vuruş almayacaksın. Şu şeye bakalım bir. Ne çıktı üzerinden? Ağır zırh geldi galiba. Kapı çıkarma kolu. Geç onu dur. Bekle. Orta zırh. Ben bilerek orta zırh yaptım da. Şimdi ağır zırhın ağırlığı fazla olduğu için çeviklik bonusu gelmiyor. Kritik vuruş yapamıyorlar. Ben de giyebilirim aslında bunu. Orta zırh giyebiliyorum ya. Ben giymem aslında bunu. Şöyle. Evet. Bir şeyimiz daha vardı elimizde. Onu da yapalım. Neyimiz vardı? Bir saniye. Şöyle. Geçmeli zırh. Bu ağır zırh, tamam mı? Astarion giyerse nasıl olur lan onun üzerine? Silah yapmayacağım ya. Bir tane silahımız var. Başka neyimiz var? Şu an şeyimiz yok ama madenimiz. Bir tane yapma şansımız var sadece. Gürs. Eğri kılıç. Zırh kalıbı geçmeli. Eğri kılıç tek elliyse bunu aslında yapabiliriz. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Gürs. Acaba güçlü bir şey midir ya? Kılıç önemli değil ya Astarion'da. Ok daha önemli. O yüzden zırhı yapacağım. Şimdi. Love'ı aktif etmemiz gerekiyor. Love gelecek, vuracağız. Alıp bir daha geldi buraya. İlginç. Ağır 18 üye anasını. 18'lik abi. Yok böyle bir şey. İyi lan, şuna yakışacak mı bakalım. Gayet güzel oldu. Alınan tüm hasarları 2 azaltıyor. Aşırı adamantin geri tepmesi. Saldırgan yakın dövüş saldırısı sana vurduğunda 3 turuna yalpalar. Gizlilik denemesi artık yapmayacağım bu karakterlere sonuçta. Gerek yok. Ona dezavantaj veriyor. Saldıranlar kuşanan kişi üzerine kritik vuruş yapamazlar. Vallahi mükemmel. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Bunlara bakalım. Al ya, silah elinden düşürüp duruyor sürekli. Bunda... Bir başka silah deneyeceğim bakalım. Acaba silahta mı sıkıntı var? Lan oğlum yanlış tuşa bastın. Neyse şöyle yapalım da. Diğer silahı deneyeceğim. Neredeydi o silahımız? Şu. Al bakalım eline. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar, burada gıcık bölümün sonuna geldik. Ama bak bende de biraz şey var, farkındayım. Bakmadım orada. O lavın içine girmesi lazımmış. 3 tur boyunca saldırı alıyormuş. Daha sonra lavdan çıktıktan sonra 3 tur geçtikten sonra yeniden ölümsüz oluyor neredeyse. O şekilde bir yöntem yapmamız gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Dostlar lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.